İxlasının İslamdakı oru ne, nimə deyən sualdan başlasaq. Çünki normalda həyatımızda nurğun kişilərin ki, bulub mu, əlbəttə yaman iş qan insan qo zaten qıvatqan əməlləri dillə məlum, onun qandaq iş qıvatqanlıqı. Bulub mu, İxlas məsləsində insan şu güzel, yaxşı əməl qığa vaxtı da sınırlığa işgən. Çünki yamanlıq deyən, yani, inək onun yamanlıqı. Şu güzel, yaxşı işini qıvatqan insanların teşhidi ki, işıq qarab durur, bək ixlas mənə adam deyimiz məsələn. Şu digərlikimiz, o insanın Allah'ın nəzirdə mi ixlas mənə işgəllikini bildirəmdə. İxlasının haqiqi oranı mə, İslamdik oranı olan ixlasının oranı nədə deyən deyən bilən başlayacaq sualdan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الله سبحانه وتعالى وحمد سنة فيغمر عليه الصلاة والسلام ودرت وسلم الله لكن بوتي من إنك حقيقة مهم تيمي كالجنة بارلق مسلم الله البت بني بلدو بوتي مز أرقلق بل كم بيادة بز جنلق أمس بل كي قل قلنا داشت مز بشن دخلا بارلق بزن تلمز تشون دغن مسلم الله وشن أسلت ما məsnunda düşünüş gerek çünkü her qandaq bir müsəlman ixlasının qiymətini bilmək müsəlman bulanmaydı. Çünki İslamda ixlasın qorunu nəhayət zor. Onun doğru buluşu bir insanın qılan əməlininki doğru xata buluşu onunki niyyətinə bağlıq. Onunki ixlasına bağlıq. O dünyada bir işni qılan adamınki oxşar bir işni 10, 20, 30, 100 adam qılan bolsunmu? Şunun içindən birəsi ən mükəmməl o şu işni vücuda çıxadı. Onun üçün vaxtını başqalarının ən köp sərf qılıdı, onun üçün planını ən çox tüzəydi, ya ki onun üçün ən köp energiya sərf qılıdı. Şu arqalıq o yaxşı bir ən sağlam boğan bir nəsini yaratıb çıxıdı, icadiyyətini. Şunlar bunu köyəgən adam qarab, həmini sərəşdürüb, bir sıqqa qalqdan, manın həqiqətən bir ixlas qıptıma işqa. Digini onu işçidin çıxırıb, onunla işçidin onun muhabbetini verib, varlığını şunun qanımı qılıb, həmini nəsini vazgeçib durub, bir işini qalılığını şu adamdan qalan işçinin kürəliyimiz. Yani bunu biz insanlar öz ara birbirine kılan münasebet tükürdüğün nesil. Ama İslam da ihlasın oranı başkaca. Çünkü bunu biz bu işinin doğru ihlas bilin boğallığını ya ki bu boğallığını gerçi adam kanca onu dava kılsın ya ki başkalar acayip ihlas mekan madem ma işi de ya ki ya namazı da ya belki sadakası da diyen olsun. Lakin Allah subhanahu ve teala'nın ki onun kırdığın bahası başkaca. Çünkü ihlas İslam'daki oranı ihlasına ne derse kalp bilen bulunduğun oranı emel bu. Çünkü insanın yarılışı deki illet onun sebebi mesela Allah ibadet kılışı yaraldı. Sonra insan Allah ibadet kılığı vakti iki nerselen ibadet kılımız. Birisi kalbimiz ölen, yine birisi bedenimiz ölen. Beden bilen kıldığın emellerine ait köp. Mesela namaz okuyumuz, hac kılımız, başkaları yakışıklarını kılımız, hareket bilen kıldığın emeller. Mesela meşr üçün kademe ile bağım olsa emel, şu mu bir ibadet, onu Allah ecir verdi. Ama yine birisi kalb bilen kıldığın emel. Ama şu taşkı bedenimiz ile kıldığın emelinin ki doğru hata buluşu, şu kalbimizdeki urunga karab belgilenir. Kalbimizde bu işini Allah için kıldık mı? Ya ki başka maksatta mı? Bunu kim bilirdi? Şunu kıran Adem'den başka hiç kıran da Adem değil. Fakat bunu Allah subhanahu ve teala onunla bahabir eleydi. Onunla bu doğru ihlasıyla kıldı. İhlasıyla kim bilirdi kendini bir şey Allah subhanahu ve teala. Çünkü bu yerde biz ihlas ne? Kalp ibadeti de düşünüşümüz gerek. Kalp ibadeti sağlam bulmay, beden ibadeti sağlam bulmaydı. Şuna ve alimler bu ihlasının bu kıymetini tanıştığı vakitte bu imanın ki yeri mi? Bazen imanın hepsi ihlas. Çünkü hatta iman mı ihlassız, iman bulmaydı. Çünkü münafıkların imanını Allah kabul kılmaydı. Demek için çünkü ola başka teşhide ve idâ qîle lehum âminu kemâ âmenen nâs. İman eytanlatı başlığa okşar, hakiki iman eytanlatı ya biz iman ettik deydu. İllâhın kaşığı ve gâtılı üzülü müminlerin ifadeleşti erişidu. Ama düşme üzünün ki dostlarının ki kafirlerin kaşığı ve gâtılı çoğu o biz silahının ameliyatı deydu. Demek ulanın ki deyken iman da mı? İhlas bulmağanlığı için o manisiz ve Allah subhanahu ve teala tarafından kabul bulmağan bir amel olur. Şuna bir yerde noktanı, bir noktanı şimdi kırık. İhlas bulan kıran amel, çoğun bu olsun, küçük bu olsun, hemmesinin neticesi bulur, mukafatı bulur. Allah onunla ecir verir. İhlassız kılınan amel, her kan çıkarttı bu kesimi, neticesiz nölge ayınlık kırır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki talimatı da, müminin ki niyeti, bunun emelini yakışır. Demek bu yerde niyetini beşiz durusla. Emel kılıçtın burun. Niyetini doğru bu milanın ki faydası bulmuyor. Ve şimdi akla hadis kitaplarının ki birinci hadisinde niyet hakkındaki hadis uçurtumuz innemel a'malu bin niyet. Bağırlık emellerinin ki doğru buluşu, hata buluşu. Kubul kılınışı, kubul kılınmasını. Bu Allah'ın ki bu şu insanın niyetine bağlı. Yani Allah tarafından kubul buluşu. Bazen onu okşaş emelini kılıdı.
Ama onun da Allah tarafı Allah'ın hiç kanda mükafatı yok. Hoş. Mesela okşaş bir musafirla bir neçiz adam okşaş aeroplanına çıkıp Mekke'ye kadar sefer kılan bolsa, ciddi uçkan bolsa 300-400 adamın hemmesinin ki o gerçi okşaş yerine basın lakin olanın ki niyeti, demek ki nemine niyet kıldı, nemine ihlas kıvatı şunun karta bazı mükafat Hoş, edişi hoş. mümkün çünkü ömürge gidip atkan buluşu mümkün. Aşk gidip atkan buluşu mümkün. Bazı oyun tamaşa için, bazı uğur için veya ki bazı toy kılı için her hıl niyet, her hıl plan bilen gidip atkan buluşu. Demek aşı plan, aşı niyet ne demek ki ihlas. Şu niyetin yarışa o insan mükafat alır. Ya ki ya ki cezaga tatılır. Mesela niyet, şu Peygamber Aleyhisselam devirdi mi? Hicret farz kılınan vakti de, bütün Müslümanlar Medine'ye hicret kılınan vakti de, Ummu Kays için hicret kılınan diken nam ağam birisi boğan. Bu ayol üstüne toy kılınan birisi şunun ki, nikahın için tahta bakan vakti de, sen ne şey, Medine'ye bazen toy kılınan sen bilen diye şunu şartla kılınan, lan bu adam şu maksat görüşü, ya ki bağlan, neticede maksatı erişken, lakin bunun hicretini doğru İslam'daki şu ulu ibadet hesabını biz onda kalmaz. Çünkü o niyeti de Allah ve Allah'ın Resulü'nü maksat kılmadan. Çünkü şu niyet hakkı dikkat etse bu nesin ayet tepsili Peygamber İslam'ın ki sözü arkalık bayan kılmadan. Çünkü bazı vakitler emeller naik çoğun katlı kılınıp gidişi mümkün neticede nöl. Çünkü ihlas imanın ki dinimizin ki en asaslık prensiplerden birisi bulup bunun ki bütün hatta imanımızın İslam'ımızın ki varlık emellerimizin ki kubul buluş bulmasılığı hemmesi şu insanın ki ihlası olmalı. Hoş hoş. Köptün köp rahmet hakikaten naiti güzel içip böyle.